Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde kitabında namazın erkan ve şartlarını okumaya devam ediyoruz. Bu şartlar arasında olan tahrim yani iftitah tekbirinin, namaza giriş tekbirinin şartlarını okumaktaydık. Şimdi de bu şartların 8.sinden devam ediyoruz. 8.si tahrimenin şartlarının 8.si tahrime sahih olan kavle göre, kadir olana göre yani gücü yetene göre lugati arabiye üzerine olmalıdır. Yani Allahu Ekber ifadesi Arapça olarak Allahu Ekber olarak olmalıdır. Bu buna gücü yeten için. Ondan aciz olan yani bunu bilmeyen bir Allahu Ekber'i dahi bilmeyen lugat ve elsineden kadir olduğu ve şuru etmesinin sıhhatine hilaf yoktur. Yani bunu bilmiyorsa yapabildiği herhangi bir şekilde Allah-u Teala'nın sıfatlarına bir şekilde girip namaza başlasa bu bilmediği için caiz olur. Müellif kavli sahih dediği İmameyn'in kavli evvelleridir. Önceki yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in eski kavilleridir. İmam Hazretleri yani Ebu Hanife Hazretleri Arabiye iktidar ile beraber, Arapçaya gücü yetenle beraber dahi başka dille şuru yani namaza başlanabilir sahih olur buyurmuştur. Durum muhtarda Tatarhaniye'den naklen telbiyede olduğu gibi namaza Farisi lügat dahi şuru etmek, başlamak mutlaka yani gerek kudreti olsun gerek aciz olsun yani gerek Arapça bilsin bilmesin iki halinde ittifakla caiz olur demiştir diye zikredildiğine nazaran İmameyn Hazretleri şuru meselesinde kavli imama rücu etmişlerdir. Yani Ebu Hanif Hazretleri'nin bu fetvasına dönmüşlerdir. Nitekim kıraat meselesinde Hazreti İmam dahi kavli imameyne rücu buyurmuştur. Yani namazda Kur'an'dan okunmaz farz olan miktar konusunda da aynı şekilde imameyn de onlara rücu etmiştir. Acizden başkası için namazda Arabi'den başka bir kıraatı caiz görmemiştir. Farisi lügat kaydı ittifakidir. Bu cevazın ona mahsus olmadığını müellif farize sücutta söylemiştir. Dokuzuncu tahrimenin şartı, tahrime lafzen celalin yani Allah-u Ekber sözündeki Allah kelimesinin elif harfinin, hemzesinin ve ekber lafzının bağısının etmemektir. Yani Arapçada Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye uzatırsan bu bir soru olur. Allah büyük müdür anlamına gelir. Dolayısıyla bu böyle yapılmamalıdır diye geçiyor. Hanın hareketini işba etmek lugatta hatadır. Onunla namaz fasit olmaz. Ha'yı sakin kılmak dahi böyledir. Hemzenin metni ile Allah-u Ekber diyen namaza duranın şuru sahih olmadığı gibi esna-i şuruda tekbiri dürüst olarak şuuru sahip yani Allahu Ekber, Allahu Ekber diye uzatan ya da Ekber'in Allahu Ekber diye uzatanın namazı geçersiz olur. Çünkü bu Allahu Ekber lafzının anlamını değiştirir sevgili dostlar. Sonra namaz esnasındaki tekbir rahattan hemzeyi met etmekle de namazı batıl olur. Evet. 10. şartı da tahrimin tahrime tam cümleyle olmalıdır. Yani müellif mübteda ve haberden mürekkep cümleyi tahme demiştir. Dipnotta la ilahe illallah ve subhanallah gibi yani Allahu Ekber tam söylemelidir. Tabiriyle tazimiyeye ile dahi şuru mali keraret sarih olduğu beyanıyla
mübteda ile haberden mürekkep kaydının hasfini evla görmüştür. Ve mezkur cümle bidaye lafzı cereal ile olmak İmam-ı Azam katında vacip olmakla Ekberullah diye edilen şuru, yani Allah-u Ekber yerine Ekberullah diye yaparsa Hazreti İmam'ın nezdinde Adem-i Sıhhat, yani İmam-ı Azam'a göre Allah-u Ekber yerine Ekberullah diyen birisinin namaza girişi geçersizdir. Burada sıhhati yoktur. Bezzaziye de nakleden böyle zikredilmiştir. 11. tahrime Cenab-ı Hakk'ın mahza zikrini ve senaya delalet eden tabirle olmaktır. Bunun dipnotunda da şöyle diyor. Keyfiyet terkibi efali salat, yani namazın fiillerinden olan faslına müracaat edin. Yani namazın fiilleri bölümüne bakınız demiş. Bir insan namaza Allah'ım beni affet gibi tabirle başlaması durumunda namazı geçerli olmaz. Başlamak sahih olmaz. Çünkü zikri halis değildir. Ona hacet karışmıştır. 11. tahrime besmeleden ibaret olmamıştır. Çünkü besmele-i şerife teberrük için olmakla bismillah, bismillahi diyen kimse sanki barekallahu fi demiş gibi olarak zikri haliste bulunmamış olur. 13.'sü tahrimede, yani namaza girişte Allahu Ekber denildiği vakit lafza-i celalin hasını musalli hazvetmiş olmamaktır. Yani Allahu Ekber'in hasını atlamaması, onu yutmaması, kısaltmaması gerekir diyor. Bunun dipnotunda da diyor ki onun Adem'i hasvı, yani ihtiyat olduğunu muhasilini naklen 14. şartında anlatmıştır diyor. 14. şartta havi'yi ityan etmek, etmemek lazım. Hazıf ederse sahih olmaz. Havi ikinci lamdır. Harfi met olan eliftir. Maksud lafzayı celalin hasının evvel olan elifi, yani meddi tabiyi, meddi tabiyi terk etmemektir. Lafz-ı celalin hasından evvel olan elifi terk etmemektir. Allahu Ekber'deki Allah la lamla he arasındaki elifi terk etmemektir diyor. Bunun dipnotunda da şöyle buyuruluyor. Gerek yeminde, gerek zebitte, gerekse namaz için olan tekbirde lafzayı celalin ikinci lamını met etmekten hasıl olan elifi, ki ona havi denir, yahut lafzayı celalin hasının hasf eden kimsenin inkadi yemininde ve halli zebitinde ve sıhhati tahrimisinde ihtilaf olmuştur. Yani bu durumda hasf edilmesi durumunda namazı geçerli olur mu olmaz mı ihtilaf olmuştur. Onu ihtiyaten terk etmemek gerekir denmiştir. Müfsidat-ı salatta, namazı bozan şeylerde lafza-i celalin hemzesini met etmek salatı müfsit olduğunu zikir esnasında muhaşi, yani dipnotu yazan alim merhum Han'ın mettiği hatadır ve lamın haddini tecavüz etmedikçe de husundur. Yani namaz geçerli olduğunu, mette mübalağa olursa mekruh olur demiştir. 15.'si tahriniyeyi, namazı ifsat edecek şeyi mukarrin kılmamaktır. Yani namaza girişi namazı bozacak bir şeyle yan yana yapmamaktır. Mesela Allahu Ekber dedikten sonra Allahu Ekber alimu bil madum vel mevcut gibi ek yapmamalıdır. Yahut el alimu bir ahvali halk kalk derse
bu namazın girişi geçerli olmaz. Yani Allahu Ekber'e böyle ekler yapılmamalıdır. Zira bu sözler insan lafzına benzemiştir. Müellif aleyhirrahme bu son şartı sahibi Bezaziye'nin fetvasına zikreleyip tahrime şartlarının bu veçile ceminde kendisini geçen olmadığına binaen Cenab-ı Hak şükürler etmiştir. Bezaziye'de el-allâmu gaybü ve şehâde ilave olunursa zarar etmez demiştir. Yani Allah-u Ekber'in yanına alimul gaybü ve şehâde eklense bir zararı olmaz demiştir. Salat-ı nafil yani nafile namazda niyeti tayin şart değildir. Velev ki sünneti fecir olsun. Yani sabah namazının sünneti ki sünnetlerin en üstünlerindendir. Bunda dahi niyeti yani tayin etme şartı yoktur. Müellif aleyhirrahme bu meselesi tahrimenin 6. ve 7. şartlarının tetinmesinden olmakla mahalli zikri orasıydı. Muhaşi der ki nafileden kasıt sünnetlere dahi şamil olduğundan namazdır ki onunla evkatı muayyenesine yani mesela sabah namazının sünnetini kılıyorsan sabah namazının sünneti kılmaya niyet ettim deme şartın yoktur. Vuku bulsa tayininden muknidir. Yani bunu tayin etmesi gerekmez. Onlar tayin ile değil, vakitlerinde vaki olmakla sünnet olmuşlardır. Alel itlak namaz ile Allah için namaz arasında dahi fark yoktur. Mesela namaza niyet ederken Allah için niyet ettim demekle namaza niyet ettim demek arasında bir fark yoktur. Çünkü namaz kılan herkes o namazı zaten Allah için kılar. Cenab-ı Hak'tan gayrısına da kimse namaz kılmaz. İbn Abidin der ki, hatta iki rekat teheccüd kılsa bir adam, onun fecrin tuluğundan yani teheccüd vaktinin geçtikten sonra kılındığını, mesela bir adam teheccüd diye kılsa ama bir bakmış ki sabah namazının vakti girmiş, o iki rekat kıldığı sünnet-i fecir sayılır. Teheccüd, 4 rekat kılıp da son 2 rekatını fecirenin sonra olduğu anlaşılırsa bu dahi yerli olur. Evet.